Herkese günaydın, tünaydın ya da iyi akşamlar günün hangi saatinde beni izliyorsanız hemen konuya girmek istediğim için hatırlatmamı yapacağım. Eğer gerçek suç hikayeleri dinlemeyi seviyorsanız ve davalar hakkında konuşmak hoşunuza gidiyorsa aşağıdan kanalıma abone olabilir. Videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Konu hakkında söylemek istediğiniz bir şey varsa da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Sizinle tartışmaktan zevk alırım. Şimdi günün konusu Marsha Trumbull. Marsha Trumbull 1966'da Nashville Tinesi'de çok zengin bir muhitte doğdu. Bakın ailesi zengindi demiyorum. Doğduğu muhitte herkes zengindi. Sarışın, çilli, zeki, çalışkan bir kızdı. Barbie bebeklerle oynamayı çok seviyordu. Ayrıca izci kulübündeydi. Yaşadıkları yer o kadar güvenliydi ki aileler kapıyı kilitlemeye ihtiyaç bile duymazlardı. Herkes birbirine güvenirdi. Dediğim gibi Marşa izci kızlardan birisiydi ve izcilerin kurabiye satması bir gelenekti. 25 Şubat 1975'te Marsha kurabiye satmak için evden çıktı ve çıkarken Bayan Maxwell'e kurabiye satmaya gittiğini söyledi. Tahmin ettiğiniz üzere asla eve geri dönmedi. Kız geri dönmeyince polise haber verildi. Çünkü zaten küçük bir yerdi ve Marsha'nın eve dönememesi çok anormaldi. Polis başta kızın yolunu kaybetmiş olabileceğini düşündü. Ama dediğim gibi yaşadıkları yer küçük bir yer olunca bu ihtimali elediler ve ailesinin mal varlığından dolayı fidye almak amacıyla kaçırılmış olabileceğini düşündüler. Fidye ihtimali işin içine girince dava FBI dahil oldu. Fakat 33 gün boyunca hiçbir sonuç elde edemediler. Sanki Marsha kül olmuş gibiydi. 33. gün bir kasabalı ki Marsha'nın komşusu olan bir kasabalı, evinin sadece 150 metre ötesinde çok nadiren girip çıkan birilerinin olduğu yani kullanılmayan garaj gibi kulübe gibi bir yere gitti ve gittiğinde Marsha'nın cansız bedenini gördü. Komşu yetkililere haber verdiğinde onların ilk izlenimi şöyleydi. Marş'a tamamen giyinikti. Naylon bir duş perdesine sarılmış haldeydi. Cesedin etrafı kurabiye kırıntılarıyla doluydu. Kızın yüzünün sol tarafı tamamıyla kan toplamıştı. Başında ve boynunda açık yaraları vardı. Ayrıca elbisesinin üzerinde mini izleri gördüler. Yani gözle görülür bir istismar bulgusu da vardı. Adli tıp araştırmasından sonra şöyle bir şey söyledi. Ceset 33 gündür o kulübedeydi adli tıpa muhalefet olarak polis de 33 gün önce orayı kontrol ettiklerinin cesedin daha sonra oraya getirilmiş olması gerektiğini söyledi. Ya adli tıpta bir yanlış yapılmıştı ya da polis söylediği gibi 33 gündür her yeri didik didik aramamıştı. Ayrıca adli tıp şunu da söylemişti. Marşanın kıyafetlerinde spermizi vardı ama iç çamaşırları kesinlikle temizdi. Şimdi ailesi Kızın cesedi bulunana kadar onun kaçırıldığını düşünüyordu. Kızlarının cansız bir şekilde bulunduğunu duyduklarında baba Charles ağlamaya başladı ama anne Virginia çok sakindi. Bu polisin dikkatini çekti. Yani kızın başına ailesinin bir şey getirmiş olabileceğini özellikle annesinin düşündüler. Bu yüzden bu durumu sorgulamaya başladılar. Ama aile yakınları kesinlikle böyle bir şey olamayacağını, Marsha'nın çok Mutlu bir çocuk olduğunu söylediler. Kesinlikle şiddet görmüyordu. Ailesi ona sesini bile yükseltmiyordu. Zaten ne isterse yapılıyordu. Ayrıca maşa başına kötü bir şey geldiğinde muhakkak yardım isteyecek bir kızdı. Birilerine bundan kesinlikle bahsederdi. Bu yüzden anne Virginia seçeneği de elenmiş oldu. Şimdi şöyle diyebilirsiniz çünkü polis de böyle söylemiş. Kızın öldü, babası ağlıyor ama sen basın mensuplarıyla görüşmeyi bile reddediyorsun. Ağlamıyorsun, ve gayet sakinsin. Virginia'nın arkadaşları Virginia'nın sadece 2 sene önce inançlı bir Hristiyan olmaya başladığını, tamamen yenilendiğini yine de kızına zarar verebilecek bir insan olmadığını söylüyorlar. Bir de şöyle bir detay var. Marsha'nın cansız bedeni bulunduğunda babası olay yerini görüyor ve söylediğine göre Marsha'yı bu şekilde hatırlamaması için çok etkileneceğini düşündüğünden olay yerini Virginia'nın görmesini istememiş. Virginia bu tavsiyeye uymuş ve kızının son halini bilmiyor. Onun nasıl bulunduğunu bilmiyor. Bu yüzden de onun üzerine gidilmesi birazcık gereksiz olmuş. Ayrıca zaten kızının sağ gelmesini bekliyordu. Bir fidye ödeyeceğini düşünüyordu. E böyle bir şey oldu. Şok da, tepki veremiyor olması da normal. Sonuçta herkesin verdiği tepki aynı olmak zorunda değil. Böyle bir şeyin imkanı da yok. Baştan böyle çok atarlı konuşmuş olabilirim ama nedenini ilerleyince anlayacaksınız. Ben anlattıkça anlayacaksınız. Bu dosya polisin nasıl çalışmaması gerektiğini bir örneği benim için. Dediğim gibi Virginia'yı suçlamışlardı ancak Virginia da kısa sürede temize çıkmıştı. Bu ihtimalle ortadan kalkınca polis 4 yıl bir suskunluğa girdi. Yani 4 yıl boyunca hiç kimse bu davayla ilgili suçlanmadı ve kesinlikle sorgulanmadı. Daha önce bahsettiğim gibi orası çok güvenli bir muhitte ve böyle bir olay yaşandıktan sonra üstelik hala bir şüphelinin bile olmaması halkı iyice delirtmişti ve polise tepki gösterdiler haliyle. Bu tepkinin üzerine polis dosyaya bir kez daha baktı. Yani olay gününü hatırlayabilmek için dosyayı okumaları gerekti ve baktıklarında Jeffrey Jay adında 15 yaşında bir çocuk dikkatlerini çekti. Bu çocuk ısrarla o gün polise bir şeyler anlatmak istiyordu. Bakın polis onu bulmamıştı. O polise gidip ısrarla bir şey anlatmak istiyordu. Ve o dönem aslında Marşay'ı gören son kişi ben olabilirim diye ifade vermiş. Bu polisin 4 yıl sonra aklına geliyor. Jeffrey'in anlattığına göre Marşa kaybolduğu gün sabah onlara gelmiş. Kurabiye almak ister misin diye sormuş. Jeffrey de parasının olmadığı için kurabiye alamayacağını söylemiş ve Marsha uzaklaşmış. Bu. Çocuğun anlatmaya çalıştığı şey bu. Ve Jeffrey J. etrafta kulak kabarttığını, dinlediğini, bu yüzden onu son gören kişinin kendisi olabileceğini düşündüğünü söylüyor polise. Sonuç ne mi? Sonuç Marsha'nın kayboluşunun Ardından 4 yıl geçtikten sonra Jeffrey J. ters kelepçeyle kötü bir muameleyle karakola götürülüyor. Üstelik halka bu suçu onun işlemiş olabileceğine dair çok kuvvetli delilleri olduğunu söylüyorlar. Delil de şu, 4 yıl önce çocuk ifade verdiğinde cebinden bir miktar para ve prezervatif çıkmış. Çocuk 4 yıl önce bunun açıklamasını yapıyor. Param vardı ama birlikte olduğum bir kız vardı. Bu kızın adını veremem çünkü aramızdaki şey bir yasak aşk diyor. Parayı ona hediye almak için kullanacaktım ve prezervatifi de birlikte olduğumuz için kullanacaktım diyor. Polis o dönem bunu sorun etmiyor. Halk üstüne geldiği zaman cefreyi apar topar tutukluyor. Jeffrey yalan testine iki kez giriyor ve ikisini de başarıyla geçiyor ve söylediğine göre çok sert sorgulanmış. Polisler ona bunu senin yaptığını biliyoruz, itiraf et falan demişler. Jeffrey de Zaten o tepki gösteren topluluğun içinde olduğu için halktan gelen baskıya dayanamadıklarından suçu benim üstüme atacaklar diye düşünüyor. Ve avukatım olmadan konuşmak istemiyorum. Size gereken her şeyi söyledim. Bir avukat istiyorum diyor. Bu durumda polisin çocuğun avukatını çağırmasını beklersiniz. Ben de öyle bekliyordum. Ancak polis apar topar halka bir açıklama yapıyor. Jeffrey suçsuz değil. Eğer suçsuz olsaydı avukatını istemezdi. Bizimle konuşurdu. O bir avukat istedi diyor. Haberi alınca Jeffrey'in avukatı yanına gidiyor. Ve Jeffrey'in ifadesi kesinlikle doğrulanıyor. Avukat Jeffrey'i alıp çıkıyor. Ama şöyle bir sorun var. Topluluk Jeffrey'in üzerine gelmeye başlıyor. Bu durumda polisin çıkıp Jeffrey'nin aklandığını söylemesi gerekirdi. Onun hikayesinin doğrulandığını söylemesi gerekirdi. Ama çıkıp hiçbir açıklama yapmıyor. Avukat gidip polislerle konuşuyor. Durumunu anlatıyor. Jeffrey'nin kötü durumda olduğunu söylüyor. Ve çıkıp onun aklandığını söylemeye mecbur olduklarını söylüyor. Ama polis yine yapmıyor. Bu durumda avukatın yapacak hiçbir şey kalmayınca artık savcılar gidip müvekkilinin durumunu anlatıyor polislerin onu çok yüz kızartıcı bir şekilde götürdüğünü, yaşının buna uygun olmadığını söylüyor. İçeride baskı gördüğünü söylüyor. İfadesinin doğrulanmasına rağmen bunun halka açıklanmayarak hedef gösterildiğini söylüyor. Savcılık polis departmanına bir emir gönderiyor ve Jeffrey'nin hikayesinin doğrulandığının açıklanmasını istiyor. Polis bunu mecbur olduğu için yapıyor ama size demiştim ya cebinde bir miktar para çıkıyor diye bir miktar paradan kasıt 5 dolar. Jeffrey Jay da aklanınca farklı teoriler üretilmeye başlanıyor. Mesela bu teorilerden birisi kızın aslında hiç evden çıkmamış olması. Yanlış duymadınız. Jeffrey'nin aklanmasından sonra diyorum. Yani bunu nasıl düşünebiliriz? Bir insan nasıl böyle bir şey söyleyebilir? Çünkü Jeffrey Marsha'yı kendisine kurabiye satmak isterken gördüğünü söylüyor ama oklar tekrar kızın ailesine çevriliyor. Tabii Jeffrey'nin hikayesi doğrulandıktan sonra Marsha'nın o gün evden çıktığı kesinlikle doğrulanıyor. Çünkü bir görgü tanığı var. E, ama bu sefer de farklı teoriler ortaya atılmaya başlıyor ve bu teorileri konuşan insanlar da yetkili kişiler yani dedektifler teorilerden birisi şöyle. Marsha aslında izci kulübünde istismar edilmiş ve o gün yok edilmiş olabilir. Ve buna göre Marsha aslında bir değil en az üç çocuk tarafından istismar edilmiş olabilir. İkinci teoriye göre Marsha o gün tanıdığı birisi tarafından garajı çekilmiş olabilir. Her iki teorinin de kabul ettiği bir şey var. Yani tek bir ortak noktaları var. O da olayın faili bir yetişkin değil. Şimdi bunun sebebini söyleyeceğim size. Hatırlarsanız kızın üzerinde meni bulmuşlardı. Yani sperm örnekleri bulmuşlardı. Ancak iç çamaşırında yoktu. Ama yine de cinsel organında da vardı. Bu polislere olayı gerçekleştiren kişinin yani kişilerin cinsel organının küçük olduğunu çağrıştırmış. Bu yüzden de failin kesinlikle çocuk olduğuna inanıyorlar. O yıllar biliyorsunuz DNA çalışması yapılamıyordu ama Marsha'nın kıyafetleri ve üzerinden alınan örnekler saklandı. 90'larda DNA çalışmaları geliştiğinde ise incelenmek üzere laboratuvara teslim edildi. Laboratuvardan çok garip bir sonuç çıktı. 4 farklı sperm örneği buldular. Tekrar araştırmaya devam ettiklerinde yani testi yenilemek istediklerinde de anlaşıldı ki aslında Numuneler gerekli koşullarda saklanmamış ve bozulmuş. Bunlardan yapılacak test çok da sağlıklı olmayacak. Tekrar polise baskı yapıldı. Çünkü örnekleri yeterince iyi saklayamamıştı ve bozmuştu. Bu yüzden elde edilen sonuç sağlıklı değildi. Testten çıkan sonuç 4 farklı meni gösteriyordu. Ancak polisin elindeki gizli şüpheli listesindeki hiçbir isimle eşleşmiyordu ve en önemlisi polis hala kayda değer Evet bu yapmıştır diyebilecekleri bir şüpheli çıkarmamıştı. Bunun üzerine polis departmanı iyice afallamış ve 60 kişilik bir şüpheli listesi hazırlamış. Şimdi duyacağınız şeye hazır olun. Bu listenin çoğunluğunu Henüz 10 yaşında bile olmayan çocuklar oluşturuyor. Benim okuduğum kaynaklara göre yetkililer özellikle kasabadaki 4 çocuğun üzerine çok gitmiş. Jeffrey J bu çocuklardan bir tanesi ve çocuklar hiç iyi muamele görmediklerini anlatıyorlar. İşte bir gruba gidip diğerleri itiraf etti bunu sen yapmışsın öbürüne gidip diğeri itiraf etti bunu sen yapmışsın diye bir itiraf koparmaya çalışmışlar ama bu da olmamış bu dört çocuğun ismini hala Google'da arattığınız zaman Marshall Trumbull cinayetiyle anılıyorlar. Hayatları mahvolmuş diyebiliriz yani. Peki ne olmuştu? Şimdi anlayacaksınız aslında niye polisin sorumsuzlukla suçlandığını. Marsha'nın kaybolduğu yıl gözden çok önemli bir şey kaçırmışlardı. Biliyorsunuz kız 25 Şubat 1975'te kaçırılmıştı ve otopsi raporuna göre kaçırıldığı gün öldürülmüştü. Ve o günden 7 gün önce yani 17 Şubat 1975'te Belmont Üniversitesi'nde bir kız tecavüze uğramıştı. O olaydan 15 gün önce 2 Şubat tarihinde ise yine o bölgede yani o güzergahta bulunan bir üniversitenin Serra adlı bir öğrencisi tecavüze uğrayıp öldürülmüştü. Kafanızda canlandırabilmeniz açısından söylüyorum. Şöyle düşünün. 3 olay aynı bölgede gerçekleşiyor. Yani yol üzerinde birkaç saat aralıkla bir yerlere uğradığınızı düşünün. Marsha'nın olayından bir önceki suçun faili tanımlanabiliyor çünkü kız onu görmüş. Failin ismi Jerome Barrett ve bir sonraki suç yani tecavüz edilip öldürülen Sarah adlı öğrencinin suçuyla ilişkilendiriliyor. DNA örneği bunu da onun yaptığını kanıtlıyor. DNA sonucunun çıktığı yıl bu iki suçtan da yargılanıyor. Geçmişine dair bir araştırma yapıldığında da ergenliğe girdiği andan itibaren neredeyse her ay farklı bir cinsel suça karıştığı ortaya çıkıyor. Dediğim gibi iki suçla da ilişkilendiriliyor ve mahkemede aleyhinde tanıklık yapacak bir ordu Kadın hazır bekliyor. Marşayla nasıl ilişkilendirildiğine bakacak olursak da yargılanmayı beklediği sürede hapishanede ve hücre arkadaşına mavi gözlü sürtükleri ben öldürdüm, üçünü de ben öldürdüm demiş. Arkadaşı bir anlaşma yapıyor ve yetkililere bunu ispiyonluyor. Nasıl kesinleştirdik derseniz de Yine bir DNA çalışması yapılıyor. Bu sefer çok daha gelişmiş bir laboratuvara gönderiliyor ve suçu onun işlediği yine sabitleniyor. Davanın sonucu ne oldu diyecek olursanız da Jerome sadece Marsha'nın olayından 44 yıl hapse mahkum ediliyor. Ailesine gelecek olursak Virginia ve Charles kızlarının acısını bastırmaya çalışıyorlardı çünkü faili arıyorlardı bildiğiniz gibi. Ama Marsha hem Virginia'ya hem Charlie'ye çok benziyormuş. İkisinden de özellikler taşıyormuş yüzünde. Bu yüzden birbirlerine her baktıklarında Marsha akıllarına geliyormuş. Çok ağır stres altındalarmış. Depresyonla mücadele etmişler, terapi almışlar. Ama bu duruma 14 yıl dayanabilmişler. 14 yılın sonunda Charles Virginia'ya boşanma davası açmış. Ancak boşanma gerçekleştikten 3 gün sonra Charles dayanamamış ve hem akciğer hem de karaciğer kanserinden hayatını kaybetmiş. Doktorların söylediğine göre yıllardır çok ağır baskı altında ve stres altında olduğu için yani o ruh hali onun ölümüne sebep olmuş. Hatırlarsanız Virginia olay yerini görmemişti, fotoğraflara bakmamıştı. Yani Marsha'nın son halini bilmiyordu ve o 2009 yılında yetkililere gidip olay yeri fotoğraflarını görmek istediğini söyleyebilmiş ancak o zaman cesaret edebilmiş. Bu tarih Ciron'un yakalanıp yargılandığı tarihlere denk geliyor. Fotoğrafları gördüğünde sinir krizi geçirmiş ve bulunduğu yerde bir silahım olsaydı onu öldürürdüm diye çığlık atmaya başlamış. Olayın geçtiği yerde de hiçbir şey artık eskisi gibi olmadı. İnsanlar güvenini kaybetti. Yetkililere olan güvenleri kırıldı artık kapılarını kilitliyorlar ve en önemlisi aslında çok uzun zamandır devam eden bir gelenekleri olan izci çocukların kapı kapı dolaşıp kurabiye satmaları artık yasaklandı. Zamanında suçlanan o dört çocuk Hala suçlu bulunmuş olmasına rağmen, cezasını yatıyor olmasına rağmen yer yer Marsha'nın cinayetiyle anılıyorlar. Onların da hayatları mahvolmuş durumda. Evet, Marsha'nın hikayesi bu kadardı. Unutmayın, Marsha gerçekten yaşadı. Kayboldu, tecavüz edildi ve öldürüldü. İmkansız olduğunu bildiğim halde bir daha hiç kimsenin böyle bir şey yaşamamasını ümit ediyorum. Lütfen kendi fikirlerinizi benimle yorumlarda paylaşın, konuşuruz. Eklemek istediğiniz bir şey olursa da bunu belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.